Çünkü webinarda da ThingWorx platformu ile WinChill PLM sistemine özel olarak geliştirilen uygulamalardan bahsedeceğim. Daha önceki webinarlarımızda ThingWorx üzerinde geliştirdiğimiz Endüstriyel IoT uygulamalarından bahsetmiştik. Bunları örneklerini görmüştük. Yani hem endüstriyel verilerin bağlanması, işte PLC'ler üzerinden ya da işte sensör verilerinin bağlandığı örnekler görmüştük. Bunların ThingWorx'taki mashup'larda, uygulama geliştirdiğimiz ekranlarda nasıl görüntüleyeceğimizden bahsetmiştik. Bu verileri buraya nasıl bağladığımızı anlatmıştık. Daha sonra başka bir webinarda da WinChill NPM Link ile entegre çalışan ThingWorx uygulama örneğini göstermiştik. Burada da WinChill'de üretilen proses planlarının ThingWorx'ta dijital çalışma talimatları olarak üretim sahasında görüntülenmesi ve ürünlerin komponent listesinin PLM sisteminden çekilmesi ve ERP sistemiyle entegre bir şekilde stokta yeterli malzeme olup olmadığının kontrol edilmesini içeren uygulama örneklerini görmüştük. Son olarak da ThingWorx Analytics ile birlikte analitik modellerin oluşturulması, datasetlerin yüklenmesi, bunların filtrelenmesi ya da yapılandırılması, işte analiz edilmeye uygun hale getirilmesi, daha sonra elde edilen model, analitik model performanslarının kıyaslanması gibi uygulamaları görmüştük. Kestirimci bakım, kestirimci kalite gibi uygulama örneklerini paylaşmıştık. Son olarak gerçekleştirdiğimiz webinarımızda, ThingWorx ile ilgili olan webinarımızda. Eğer izlememiş olanlar varsa bu bahsettiğim webinar kayıtlarına Informatik PLM YouTube sayfamızdan erişebilirler. Orada diğer tüm ürünlerimizle ilgili uzman arkadaşlarımızın, CAD ya da PLM uzmanı arkadaşlarımızın webinar kayıtlarına da buradan erişebilirsiniz. Bugünkü webinarımızda ise işin üretim tarafından ziyade PLM sistemine yönelik olarak geliştirilen ThingWorx Navigate uygulamalarını ve bu uygulamaların kastimizasyonu ya da PLM sistemiyle entegre bir şekilde tamamen yeni uygulamalar geliştirmeyi sağlayan ThingWorx Connected PLM uygulama örneklerini inceleyeceğiz. ThingWorx platformunu bir tekrar hatırlatalım istedim bu slide'la birlikte. Hani tekrar bir üzerinden geçelim daha önce anlattıklarımızın hızlıca. ThingWorx ile hem endüstriyel hem kurumsal veri kaynaklarımıza erişebiliyoruz demiştik. Endüstriyel tarafta CAPware üzerinden 158 farklı endüstriyel protokolle çalışan cihazlara bağlanabiliyoruz. İşte Siemens, Allen Bradley, Omron, Fanuc, Honeywell gibi birçok farklı üreticinin üretmiş olduğu cihazlara, PLC'lere bağlanabiliyoruz. Ayrıca uç nokta cihaz dediğimiz sensör ve gateway türü cihazlara bağlanabiliyoruz. Bunların yanında da diğer kurumsal sistemlere de ThingWorx ile bağlanabiliyoruz. İşte ERP sistemlerimize, MES, CRM sistemleri gibi ya da bugün göreceğimiz şekilde WinChill PLM sistemine bağlantı kurabiliyoruz. Bunlardan veri alabiliyoruz ya da veri gönderebiliyoruz. Endüstriyel saha verileriyle bu kurumsal verileri aynı arayüzlerde geliştirdiğimiz uygulamaları pardon ya da ThingWorx terminolojisiyle söylersek mashup'larda görüntüleyebiliyoruz. Dolayısıyla hem kurumsal hem endüstriyel verilerimizi ya da OT ve IT verilerimizi entegre ederek çözümler geliştirebiliyoruz. Bunun yanında analitik modeller inşa edebiliyoruz ThingWorx'te. Bunların detaylarını yine mashup'larda gösterebiliyoruz. Ya da sadece görüntülemek değil, bu analitik model çıktılarına göre, sonuçlarına göre çeşitli aksiyonlar aldırabiliyoruz sistemi. Yani diyelim ki bir kalite hatasını tahmin ettiğimiz bir model oluşturduk. Bundan yola çıkarak eğer bu hatanın gerçekleşeceğini biz yüksek olasılıkla tahmin ediyorsak ya da daha doğrusu modelimiz böyle bir tahminde bulunuyor ise buna etki eden parametreleri otomatik olarak değiştirebileceğimiz adaptif bir yapıda inşa edebiliyoruz. Dolayısıyla uçtan uca endüstriyel ve kurumsal sistemlerimizi bağlayabiliyoruz ThingWorx ile ve bunların üzerinde, bu veriler üzerinde kendi ihtiyaçlarımıza özel arayüzler geliştirebiliyoruz. ThingWorx Navigate'den bahsedelim. ThingWorx Navigate, ThingWorx ile WinChill'in entegrasyonunu sağlayan ve WinChill'de yer alan tasarım, doküman, işte parça bilgileri, teknik çizimler, ürün ağacı gibi birçok veriye hızlı ve kolay bir şekilde erişimimizi sağlayan uygulamalar aslında. Burada üç farklı kullanıcı çeşidi ya da lisanslama modeli mevcut. Birincisi Navigate View.
ThingWorks'un 1.0 versiyonundan itibaren var olan ve az önce bahsettiğim ürün verilerini görüntülemeyi, sadece görüntülemeyi sağlayan kullanıcı tipi. Burada herhangi bir şekilde bilinçli sisteminde bir değişiklik yapmak söz konusu değil. Yalnızca bu içeriklerin görüntülenmesi söz konusu. ThingWorks'un 8.5 versiyonundan itibaren ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarla birlikte Navigate Contribute olarak adlandırılan yeni bir kullanıcı daha tanımlanıyor. Bununla birlikte Winchill'den gelen bu verileri görüntülemenin yanında işte problem raporu oluşturma, değişiklik talebi ve onay süreçlerine katılım gibi Winchill'de yer alan görev bazlı süreçlere aktif olarak katılım sağlanabiliyor. Bu arayüzler üzerinden Navigate Contribute arayüzleriyle birlikte. Son olarak da ThingWorks'un 9.0 versiyonundan itibaren ThingWorks Connected PLM dediğimiz yeni ürün paketiyle birlikte verileri görüntülemenin ya da süreçlere dahil olmanın yanında mevcut uygulamaların kastimizasyonu ya da sıfırdan tamamen ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştirme olanağı sağlanıyor. Bu da daha önceki webinarlarımızda paylaştığımız ThingWorks Composer arayüzüne erişim ile sağlanıyor. Yani endüstriyel IoT uygulamaları geliştirmek için kullandığımız Composer arayüzünü bu kez PLM uygulamaları geliştirmek için kullanıyoruz. Normalde endüstriyel verileri bağladığımız mesh app ekranlarımıza bu kez Winchill'den gelen bir takım verileri bağlayarak arayüzler oluşturuyoruz. Bu şekilde ürünlerin işte parça, doküman bilgileri, bunların kullanımına ilişkin veriler, kullanıcıların üzerinde çalıştıkları projelere ilişkin raporlar ya da ne bileyim yaşam döngüsü içerisinde ürünlerin veya dokümanların hangi aşamalarda bulunduğuna ilişkin rapor ekranları, işte maliyetlere ilişkin bilgiler, kayıtlıysa eğer bunlar üzerindeki analiz sonuçlarını içeren ekranlar gibi böyle tamamen kendi ihtiyaçlarınıza özel arayüzler geliştirebiliyorsunuz ve bunları isterseniz Winchill arayüzüne yerleştirebiliyoruz. Connected PLM bize diğer Navigate uygulamalarından farklı olarak Composer ortamına erişmemizi sağlıyor. Demin bahsettiğim gibi. Bu sayede de biz ThingWorks'ta IoT uygulamaları geliştirirken kullandığımız Mashup Builder'ı, birazdan göreceğiz bu ekranları ve örnek uygulamaları. Mashup Builder'ı bir kez PLM entegre çözümler geliştirmek için kullanıyoruz. Yani ThingWorks'un hızlı ve düşük kodla uygulama geliştirme kabiliyetlerini aslında Winchill için kullanmış oluyoruz bu kez IoT uygulamalarının yanında. Burada işte Winchill konnektörü ile birlikte SAP konnektörü de hazır olarak geliyor. Navigate lisansını kurduğunuzda ve gerekli durumda her iki sistemden de veri alarak birbirine entegre edebiliyoruz ve custom olarak bir takım uygulamalar geliştirebiliyoruz. Demoya geçmeden önce bir kullanım örneğinden daha bahsetmek istiyorum burada. PLM, IoT ve artırılmış gerçeklik çözümlerinin entegrasyonu ile bir arada kullanıldığı bir örnek bu. Ekranda gördüğümüz Whirlpool firmasının globalde PTC çözümleriyle oluşturduğu ve kullandığı örnek çalışmalar bunlar. Bunun üzerinde biraz duralım istiyorum. Solda gördüğümüz ekranda Winchill arayüzünü görüyoruz burada. Fakat burada standart Winchill ana sayfası, İşte info page dediğimiz hani ürün bilgilerini içeren sayfalar ya da ilişkili objeler vesaire gibi bilgiler değil. Direkt olarak bu standart hani Winchill'de bulunan sekmelerin yanına bir yenisi eklenerek Connected Test adında yeni bir tab eklenerek buraya bir ekran yerleştirilmiş durumda. Bu ekran ThingWorks'te oluşturulan bir uygulama ekranı aslında. Ve sağdaki testleri yapılan üründen alınan anlık verilerin görüntülendiği ve bununla ilişkili hem anlık veriler hem bir takım grafik ekranların kullanıldığı bir örnek. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. ThingWorks'un IoT uygulamaları tarafında iki ana kullanım şekli var demiştik. Smart Connected Operations yani akıllı bağlı operasyonlar ve Smart Connected Products akıllı bağlı ürünler olmak üzere. Bağlı operasyonlarda
Üretim sahasından aldığımız verilerle üretimin dijitalleştirilmesi amacıyla bir takım uygulamalar geliştiriyorduk. Akıllı bağlı ürünlerde ise ürettiğimiz ürünler, cihazlar, makineler, ekipmanlar her neyse bunlardan veri toplayarak servis optimizasyonu, veri bazlı tasarım, uzaktan servis gibi uygulamalar geliştiriyorduk. Burada gördüğümüz örnek bir akıllı bağlı ürün uygulama örneği aslında ve burada ürün testlerinin yapıldığı, sağdan alınan anlık verilerin görüntülendiği bir arayüz var. Bu arayüz ThingWorx'te oluşturulan bir arayüz ve bunu bu örnekte gördüğümüz gibi Winchill'in içine gömülmüş ya da Winchill'de bulunan sekmelere bir yenisi eklenerek buraya yerleştirilmiş durumda. Bunun yanında sahada bu test işlemlerini gerçekleştiren çalışanlar ellerindeki tablet ile makinenin üzerindeki ThingMark'ı okuttuğunda şu objeye ThingMark diyoruz bir QR kod benzeri ortasında BTC'nin logosu olan bir imaj. Bu ThingMark'ı okuttuğunda bir artırılmış gerçeklik uygulaması içerisinde hem ThingWorx'tan gelen IoT verilerini görüntülüyor. İşte bu makineden gelen çeşitli verileri görüntülendiği göstergeler var bu uygulamanın içinde. Hem de Winchill sisteminden gelen test verilerini yani hangi testlerin hangi işlemlerin yapılması istendiği, işte nelerin kayıt altına alınması istendiği gibi bilgilere aynı arayüzden erişebiliyor. Dolayısıyla üç farklı teknolojinin aynı proje kapsamında kullanıldığı ve birbirine entegre edildiği uygulama örneklerinden bir tanesi bu. Akıllı bağlı ürünler başlığı için ilerleyen günlerde ayrı bir webinar daha düzenleyeceğiz. Ve buna benzer uygulama örneklerini daha detaylı inceleyeceğiz bu webinarda. Şimdi ThingWorx Navigate ve Connected PLM uygulamalarını inceleyelim birlikte. Evet, Navigate uygulamalarımız yükleniyor şu anda. Geldi ekranımız. Navigate uygulamalarımız bunlar. Bu şu anda gördüğümüz aslında ThingWorx Composer içerisinde oluşturduğumuz diğer mashup'lar gibi bir mashup aslında. Yani Navigate uygulamaları da ThingWorx'un içerisinde oluşturulan mashup'lar gibi düşünebilirsiniz. Bunlar sadece Navigate lisansı aldığınızda ve ThingWorx'un üzerine bunu kurarak Winchill ile konfigüre ettiğinizde hazır bir şekilde kullanabileceğiniz uygulama setleri olarak geliyor sistemde. Diğer hani mashup'lardan farkı belki işte master mashup hani çok teknik detaya girmek istemiyorum ama master mashup aslında farklı birkaç uygulamayı bir arada içeren uygulamalar bütünü gibi düşünebiliriz bunu. İlk ve ikinci sırada gördüklerimiz aslında yani View Design Files ile başlayan ve View Document Structure'a kadar giden toplam 8 uygulama, Navigate View uygulamaları. Dediğim gibi bu uygulamalar yalnızca Winchill'den gelen bir takım verileri görüntülememizi, istediğimiz parça bilgilerini ya da doküman bilgilerini parça numarası ya da ismiyle aratarak hızlıca ulaşmamızı sağlayan uygulama seti. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani Winchill kullanıcısıysanız, Winchill'de biliyorsunuz Advanced Search özelliği vardır. Orada çeşitli tiplere göre kriterler belirleyip işte şu objelerin içinde bilgileri içeren ya da şu rakamı içeren ya da şu ismi içeren, şu harfleri içeren gibi kriterler belirleyip işte aramalar kaydedersiniz ve istediğiniz dokümanların içinde ya da işte parçaların içinde ya da işte montajın içinde, assembly içinde aramalar yaparsınız. Bunun yerine burada her bir tip için farklı bir uygulama ekranı oluşturulmuş durumda.
View Part Structure'a girdiğinizde örneğin girelim bir tanesine. Basitçe aslında uygulama içinde bir arama kısmı ve ara butonu var. Diğer işte popüler arama motorlarındakine çok benzer şekilde. Bir de daha önce aramalar yaptıysanız bunların en son yaptığınız aramalara ilişkin sonuçları da görebiliyorsunuz. Ya da yeni bir arama yaptığınızda işte girelim herhangi bir numara ve aratalım. Bu rakamları içeren numaralara ait parçaları şu anda arama sonuçlarında karşıma getiriyor ve herhangi birine tıkladığım anda da o parçaya ait CAD modeli görüntüsüyle birlikte varsa işte o parçaya ait alt parçalar structure altında listeleniyor. Bununla beraber yine işte bu uygulama için belirlediğimiz attribute'ler, hani için terminolojisiyle söylersek attribute'ler hangileri ise bunların içerisinde listelenmiş oluyor. Tekrar şimdi geri dönelim o diğer arama sonuçlarındaki diğer bir parçaya da bakalım. Şimdi şu parçaya girelim mesela. Bunda structure anlamında biraz daha detaylı olduğu için bunu açmak istedim. Evet, parçanın CAD modelini detaylarını istersek burada görüntüleyebiliyoruz. Parçaya ait diğer alt parçaları bu listede görüntüleyebiliyoruz. Hangi parçalarla ilişkiliyse ya da bağlıysa sisteme burada görüntüleyebiliyoruz. Bununla beraber işte parçaya ait attribute bilgilerini de imajın yanında görüntülüyor bize. Eğer diğer uygulamalar arasında geçiş yapmak istersek yani ilk ana ekranda gördüğümüz işte view design files ya da view part list vesaire gibi uygulamalara geçiş yapmak istersek burada bulunan butonlara tıklayarak da geçiş yapabiliyoruz. Tekrar ana sayfaya gidip arama yapmak yerine bu açık olan parçaya ait bilgilerin içerisinde örneğin işte view part list tıkladığım zaman bu sefer aynı parçaya ilişkin parça listesi bilgilerini bize getiriyor. Pardon. Ya da işte diğer diyelim View Part Properties uygulamasına tıkladığımda aynı şekilde bu ürüne ilişkin farklı ilave attribütlerin görüntülendiği bir uygulama bu. İstersek burayı zenginleştirebiliyoruz. Farklı attribütlerimiz varsa parça için belirlediğimiz bunları listeleyebiliyoruz. View and Measure in 3D var. Bu direkt olarak CreoView uygulamasını açıyor ve aynı parçanın CreoView içerisinde görüntülenmesini sağlıyor. Bir login ekranı çıktı diğer ekranımda. Ben oradan girişim yapayım. Onu da hızlıca gösterelim. Kullanıcı bilgilerinizle login oluyorsunuz. Ve tekrar CreaView içerisinde. Şunu da bu ekrana getirelim. Direkt olarak CreaView içerisinde CAD modelini görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer ihtiyaç varsa işte mesela markup'ı seçip buradan yeni anotasyonlar ekleyerek ya işte parçaya ait hani yorumlarınız varsa bunları eklemek istiyorsanız CreaView'dir. Bunları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şeyin yüklenmesi biraz modelin zaman aldı sanırım. Evet, şimdi geldi. İşte buradan dediğim gibi hem modeli detaylarıyla incelemek hem de notlar düşmek ya da işte tasarıma ilişkin yorumlarınız varsa bunları eklemek mümkün. Tabii ki de tekrar geri dönelim. ViewDrone uygulaması da bu uygulamayla ilgili eğer varsa teknik çizimler bunlara erişmenizi sağlıyor. Bu seçtiğim parça için yok. ViewDesign Files uygulaması da yine bu parçaya ilişkin tüm tasarım dosyalarını hangi formatta olursa olsun bulmanızı eğer isterseniz indirmenizi ve açmanızı sağlıyor.
Tekrar Navigate ana ekranımıza geri dönelim. Burada şey de yapabilirsiniz bu arada. Hani bu uygulamaların işte ben oraya bir şey girdiğim zaman numaraya göre mi bulacak, işte parça adının göre mi bulacak? Bunu belirleyebilirsiniz. Şurada Edit Collections dediğinizde tüm bu sıradaki parçalar için, şey uygulamalar için değişiklik yapabilirsiniz. Ya da uygulamanın üstündeki bu kalem butonuna tıkladığınızda sadece bu uygulama için işte arama sonuçlarının nasıl görüntüleneceği, her bir aramada kaç sonuç listeleneceği maksimum veya işte neye göre arama yapılacağı, arama yapıldıktan sonra bunların sonuçlarının neye göre görüntüleneceği ya da işte hangi attribute'ların gösterileceği gibi şeyleri belirleyebiliyorsunuz buradan ayarlara girerek ya da şuradan dediğim gibi collections'a girelim. Evet, dediğim gibi buradan işte maksimum kaç arama sonucu listelenecek, navigation linki işte görüntülenecek mi? Ondan sonra parçalar içerisinde mi arama yapılacak, CAD dokümanları içerisinde mi ya da her ikisi içerisinde mi? Bunları belirleyebiliyorsunuz. Sonuçlar içerisinde işte attribute'lar hangileri görünsün? Bir uygulamayı açtığınızda biz hatırlarsanız işte parça adı, numarası, state ve versiyon gibi bilgiler vardı. Buraya ilave attribute'ler eklemek istiyorsak, o arama sonuçlarıyla birlikte onlar da görüntülensin istiyorsa bunları görüntüleyebiliyoruz rahatlıkla ya da bu ayarları değiştirip kaydederek istediğimiz şekilde görüntülenmesini sağlayabiliyoruz. Yani minimum seviyede de olsa sadece Navigate View lisansı içerisinde belirli ölçüde bir customizasyon yapmış oluyoruz. Bunların yanında View Document ve View Document Structure olarak iki uygulama daha var yine View uygulamaları içerisinde. Bunu da aynı şekilde yani demin parçalar içerisinde yaptığımız aramaları benzer şekilde bu sefer dokümanların arasında aramalar yapmamızı ve bunların sonuçlarını görüntülememizi sağlıyor. Daha önce yaptığımız aramadan gidelim. Aynı dokümanı açtığımızda hem ona ait detayları görüntülediğimiz bir sayfa açılıyor. Aynı zamanda dokümanın kendisinde yan bir sekmede karşımıza getiriyor hızlıca. Eğer istersek işte Document Structure kısmından da uygulamasından da bu dokümanla olan diğer bu dokümana bağlı diğer dokümanları da görüntülemek mümkün. Yani kısaca bu View uygulamaları, Navigate View uygulamaları işte diğer popüler arama motorlarında olduğu gibi hani bir arama alanı ve butonundan oluşan hani ve kurumsal verileriniz içerisinde, ürün verileriniz içerisinde, PLM sisteminde kayıtlı tüm verileriniz içerisinde diyelim aslında aramalar yapmanızı ve istediğiniz sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayan uygulamalar seti. Bunlarla birlikte iki yeni uygulama daha var demiştim. Navigate Contribute ile gelen. Navigate Contribute uygulamaları ise bu görüntülemelerin yanında bu sefer Winchill'deki süreçlere daha aktif bir şekilde katılabilmenizi yani değişiklik yönetimi süreçlerine dahil olabilmenizi sağlayan uygulamalar. Burada birincisi işte My Tasks altında size atanmış olan, Winchill'de size atanmış olan görevleri listelediğiniz ve bunları tamamlayabildiğiniz uygulamalar var. Uygulamamız var daha doğrusu. Bir de Report a Problem adında problem raporu oluşturmak için kullanabildiğiniz bir arayüz var. Tabii ki bunları Winchill içerisinden de yapabiliyorsunuz ama özellikle işte bu Winchill'deki tasarım ekipleri dışında hani süreçlere dahil olan bu tür bilgileri işte değişiklik taleplerini örneğin onay konumunda ya da kontrol konumunda olan kişiler yalnızca uygulamalar içerisinden girerek işlemlerini rahatlıkla yapabilir hale geliyor. Hani direkt olarak Winchill'in içerisindeki
arayüzlere erişmek ya da işte hangi ürün içinde hangi tanımlı göreve dahil olacağını bulmak yerine hızlıca bu ekranlardan raporunu oluşturup sürece bu şekilde dahil olmuş olabiliyor ya da bir vermesi gereken bir onay varsa görevler üzerinden bunları verebiliyor. Problem raporu oluşturdu. İşte bir hızlıca bu bir problemin tanımlanması, detaylarının girilmesi, işte hangi ürüne ilişkiliyse bunun seçilmesi mümkün veya eğer bir ek varsa bunun ilave edilmesi mümkün. Pardon. Bunların yanında, Contribute uygulamalarının yanında, eğer istersek ThingWorx Connected PLM lisansı ile birlikte biz ThingWorx Composer'a da erişerek tamamen kendi ihtiyaçlarımıza özel uygulamalar yapabiliyoruz ve bunları burada gördüğünüz gibi yeni uygulamalar arasına dahil edebiliyoruz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını görelim. Tekrar şeye geliyorum. ThingWorx Composer'a. Daha önceki webinarlara katılanlar hatırlayacaktır bu arayüzü. Burada daha önce biz ne yaptık? Endüstriyel veri bağlantıları tanımladık. Örneğin buradan geldik. CAPBR üzerinden yeni veriler tanımladık. Bununla beraber bu endüstriyel veriler yani PLC'ler üzerinden aldığımız verilerin bağlantılarını yaptık bir nesneye bağladık daha doğrusu. Hani ThingWorx'te hatırlarsınız nesne tabanlı programlama gibi düşünebiliriz demiştik. Nesneler yaratıp bunun altında property'ler oluşturuyoruz ve veri bağlantıları bunlar üzerinden gerçekleştiriyoruz demiştik. Merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz. Demoyu tamamladıktan sonra sorularınızı alacağım bu arada. Başlangıçta sesle ilgili bir problem yaşadık maalesef. Biraz geç başladık. Dolayısıyla demoyu tamamladıktan sonra sorularınızı alıyor olacağım. Çok pardon. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir içecek alacağım. Çok pardon, kusura bakmayın. Veri bağlantılarını tanımlıyoruz ve nesnelerimize bağlıyoruz demiştik. Şimdi bu kez Integration Connectors kısmında tıpkı işte diğer PLC'lere, sensörlere bağlandığımız gibi bu kez diğer sistemlere bağlandığımız konnektörlerimiz var. Burada işte PTC Winchill, All Data Connector ya da PDC, SAP OData Connector gibi konnektörlerimiz var. Bunlar dediğim gibi Navigate'i kurduğunuz zaman sisteme otomatik olarak yükleniyor. Yani önce ThingWorx kuruyorsunuz aslında ThingWorx platformunu ve bunun üzerine Navigate uygulamalarını kurduğunuzda platform içerisinde bu konnektörler hazır olarak geliyorlar. Bunlarla beraber, şimdi bunların nasıl daha doğrusu konfigüre edildiğine bakalım. SAP konnektörünün içerisinde neler var örneğin. Burada
Bu konnektörler dediğimiz aslında yine nesneler, yani Think olarak yarattığımız nesneler Thingiverse'ün içinde. Dediğim gibi yine çok fazla teknik detaya girmeyeceğim, hani teknik olmayan kullanıcıların kafasını karıştırmamak için, ama çalışma mantığını anlatmak için hızlıca bahsetmek istiyorum. Buradaki tek fark, hani diğer nesnelere göre tek fark aslında bu konnektör dediğimiz nesnenin Think template'inin, yani nesne şablonunun bir SAP OData Connector olarak tanımlanmış olması. Tıpkı diğer nesneler gibi, bizim işte makinelerimizi bağladığımız, servislerimizi bağladığımız nesneler gibi, bir nesne orada daha çok işte jenerik template gibi şeyleri seçiyorduk hatırlarsanız. Bunda ise bu konnektör hazır olarak sisteme yüklenmiş oluyor, dediğim gibi Navigate'i kurduğunuzda. Ve bu konnektörün içinde SAP OData Connector olarak tanımlanmış template'in üzerinden bu nesne oluşturuluyor. Konfigürasyonuna gelince de çok hızlı ve basit bir şekilde aslında SAP Server'ınıza ait bilgileri girdiğinizde buradan direkt işte hangi kullanıcıyla bağlanacaksanız ve SAP Server'ınızın olduğu URL'in bilgilerini girdiğinizde SAP bağlantısını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Benzer şekilde yine Winchill konnektöründe de bu kez Winchill Swagger konnektör örneğin şablonu kullanılmış ve işte konfigürasyonuna baktığımızda Winchill'in tanımlı olduğu URL, kullanıcı adı ve şifre bilgileri girerek buradan direkt olarak Winchill ile olan ThingWorks'un bağlantısı sağlanmış oluyor. Yani dediğim gibi tıpkı endüstriyel sistemlere CapBail üzerinden bağlandığımız gibi diğer sistemlere de bu tür konnektörler üzerinden hızlı bir şekilde bağlanabiliyoruz. Bunlara veri gönderebiliyoruz ya da bu sistemlerden veri çekebiliyoruz. Şimdi örnek bir uygulama açalım. Şöyle bir basit bir uygulama örneği oluşturmuştum burada. Bunun nasıl çalıştığından bahsedelim. Burası Mesh Up Builder. Demin bahsettiğimiz gibi buradan çeşitli objeleri seçerek bu ekranı güncelleyebiliriz. Buradan yeni nesneler çağırıp buradaki servislerden gelen dataları buraya bağlayabiliriz. Kusura bakmayın, ara ara sessize alıyorum. Şeyim var. Bazen gıcıklanıyor boğazım. Kusura bakmayın tekrar. Burada örneğin mesela şeye yakın bir hani Navigate uygulamalarına, Navigate Weave uygulamalarına çok benzer bir uygulama. Onların bir hani bir arada özetlenmiş, toparlanmış hali gibi düşünebiliriz aslında. Şöyle bakalım nasıl çalıştığına. Buradan mesela bir arama yaptığım anda buradaki servislerin çalıştığını görüyoruz. Mesela işte girdiğim numaraya göre elde ettiği sonuçları direkt olarak bu tabloya yansıtıyor. Bununla beraber bunların içerisinden seçim yaptığım anda diğer tabloların güncellendiğini görüyorsunuz. Bunları değiştirdiğim anda da hem bu imajı aynı zamanda diğer tablolarda da yine işte Navigate View'dekine benzer şekilde CAD modelini görüyoruz. Burada parçayla ilişkili, buradan seçim yaptığım parçayla ilişkili objeleri gösteriyor bize. Alt kısımda da parçaya ait structure bilgisini gösteriyor. Buradaki bilgiler, işte tanımladığımız attribute'ler, işte parça numarası, adı, kaynak, state, versiyon ve quantity gibi attribute'ler tanımlamışız. Bunları tamamen customize edebiliyoruz dediğim gibi. Farklı attribute'ler de getirebiliriz buraya. Ya da eğer istiyorsak buraya farklı dashboard'lar da ekleyebiliriz. Yani grafik ekranlar ekleyebiliriz. Örneğin işte dokümanlar arasında
ne kadarı yayınlanmış, ne kadarı hangi state'deymiş gibi dashboardlar yapabiliriz. Ya da işte bir ECN sürecine ilişkin hangi işlem hangi aşamada ne kadarı tamamlanmış gibi dashboardlar yapabiliriz. Ona ben bir örnek göstereceğim zaten birazdan. Dediğim gibi burayı istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. Farklı bilgiler katabiliriz buraya ya da ekranı tamamen farklı bir şekilde tasarlayabiliriz diğer IoT uygulamalarımızda olduğu gibi. Bunu tabii yani burada yaptığımız uygulamaları eğer istersek burada Adding Custom App adında bir mashup daha tanımlanmış durumda. Bunu çalıştırdığımızda şunu yapabiliyoruz. Çalıştırmış mıydı? Daha önce. Evet. Eğer istersek bu Navigate'in ana sayfasına yani Master Mashup adını verdiğimiz o ana sayfaya istersek burada oluşturduğumuz custom uygulamaları ekleyebiliyoruz. O da çok basit bir şekilde işte mesela informatik parça arama uygulaması adını verdik diyelim demin yaptığımız uygulamaya. Bunu hızlıca seçip şimdi bunu şey yapalım yeni olarak tasarlayalım isterseniz. Baştan bir seçelim. Nasıl yapıldığını görelim. Informatik Part Search demo uygulamasını Informatik Parça Arama 2 adıyla bana ana ekranda görüntüle dediğimde, kaydet dediğimde ben bunu ThingWorx'un Navigate'in daha doğrusu ana ekranında Master Mashup dediğimiz bu ana ekranda diğer view uygulamaları ve custom uygulamalarla birlikte yeni uygulamamı da görüyor olacağım. Bakın informatik parça arama adıyla ben daha önce oluşturmuştum. Şimdi informatik parça arama 2 dedik. Bu uygulamayı da bu ekrana dahil etmiş olduk. Bunun yanında farklı uygulamalar da var görüyorsunuz. Aynı şekilde bu ekrana eklenmiş halde görüyorsunuz bunları da. Çok pardon. Örneğin şu ECN Matrix Dashboard'a girelim. Bu da bir dashboard olarak tasarlanmış. Hani ECN süreçlerini ürün bazında takip edebileceğiniz bir ekran. Örneğin buradan seçim yapalım. Ve alttaki süreçlerde hangi sürecin ne aşamada olduğunu bilgilerini getiriyor bize. İşte ilk sırada örneğin missing documentation denmiş. Eksik dokümantasyon var bir şeyle ilgili. Missing installation documentation for passenger seat accessory denmiş. Yani işte yolcu koltuğu için yükleme dokümanının eksik olduğundan bahsediyor. Bu sürecin tamamlanması ile ilgili diğer yapılan işlemlerin aşamalarını görüyoruz. Yani ne kadarı tamamlanmış, ne kadarı daha devam ediyor. Bunların bilgileri var. Burada çeşitli aşamalar tanımlanmış. Yani hala üzerinde çalışılan, işte henüz deadline'ı set edilmemiş olan ya da işte deadline'ı aşılmış olan gibi ya da işte deadline'ın içerisinde kalınmış ve tamamlanmış olan işler gibi burada görebiliyorsunuz. Ve bu süreçleri tamamladıkça ya da işte bu süreçlerde ilerleme oldukça bu grafiklerin de güncellendiği diğer işte süreçler tamamlandıkça ne kadarının tamamlandığı, ne kadarının devam etmekte olduğu ile ilgili takip işlemlerinizi rahatlıkla yapabilir bileceğiniz bir şey uygulama örneği bu. Bunları da dediğim gibi bu arada hani şu an biz ne yaptık? İşte Composer arayüzünden bir takım uygulamaları açıp çalıştırdık. Buradan View Mashup dediğimde biliyorsunuz uygulamayı çalıştırmış, açmış oluyoruz. Buna ait URL'i de istersem işte hangi kullanıcıların erişmesini istiyorsam bu client'ları bunu tanımladığımız zaman ilgili URL'i paylaştığımız zaman kullanıcılarla kendi yetkilendirmeler çerçevesinde bu uygulamalara erişebiliyorlar. İstenirse bu arada mobil cihazlardan da yine bu uygulamalara, Navigate uygulamalarına ya da burada işte gördüğümüz gibi custom uygulamalara bu cihazlardan da erişebilirler.
Bir de dedik Navigate sayfasına bunları ekleyebiliyoruz. Bir üçüncü seçenek de Winter sayfasına bu uygulamaları eklemek. Yani burada oluşturduğumuz uygulamalar işte örneğin mesela ECN Dashboard'u ben bunu ayrı bir sayfada açmayayım da direkt olarak Winchill'in içerisinde görüntüleyeyim isterseniz bunu da yapabiliyorsunuz. Görüntüsünü en azından göstereceğim şimdi. Pardon tekrar. Evet, şöyle bakalım. Şimdi mesela Winchill arayüzümüzde bizim Snowmobile ürünümüzle ilgili olan End Item'ın info sayfasındayız şu anda. Bunun içerisinde Details, Structure, Related Objects sekmelerimiz var. Burada iki sekmemiz daha var. Normalde Cost adında bir uygulama var bu şeyin içerisinde ama şöyle bir sıkıntımız oldu. Bizim bunu yüklediğimiz serverla ilgili bir teknik arızamız oldu. Yoksa normalde bu uygulamanın içinde de yani Winchill'in içinde de bu uygulamanın çalışmasını gösterecektim size ama bugünlük o kalmış olsun. Ama aynı şekilde düşünebilirsiniz. Yani şu an bu ECN dashboard nasıl burada görüntüleyebiliyorsak aynı şekilde bu Winchill sekmelerinin içerisinde yenilerini ilave edip uygulamaları burada görüntüleyebiliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hani bir admin kullanıcılar için bahsedelim bu kısmı. Winchill Shell'in içinde Easy Conf Manager içerisinde bir tanımlama yaparak aslında basit bir komut satırı girerek oluşturduğumuz ThingWorx'teki oluşturduğumuz mashup'ın URL'ini buraya tanımladığımızda direkt olarak o sayfa burada karşımıza çıkıyor. İşte mesela biz cost'u eklemiştik buraya. Şu an hani o server'a erişemediğimiz için göremiyoruz. Bir de ERP Details adında bir sekme daha vardı. Burada da SAP'den aldığımız detayları görüntülediğimiz bir uygulamamız vardı. Bunları görüntülüyoruz normalde. Şimdi bu uygulamanın en azından nasıl göründüğünü şöyle gösterelim. Bizim son slaytımızda. Evet, burada işte custom olarak oluşturulan bu cost uygulamasının Winchill sistemi içinde nasıl görüntülendiğini görüntüsünü görüyoruz aslında. Burada ne vardı normalde? Bir ürünün maliyeti hesaplanması ile ilgili çeşitli parametreleri girerek yani maliyet hesapladığımız bir modülü vardı. Bir de geçmişe yönelik işte maliyet analizlerini yaptığımız yani hangi maliyet kalemi için ne kadar harcanmış ve bunların dağılımı neymiş? Yani işte ham madde maliyeti ne kadar, işte taşıma nakliye maliyetleri ne kadar, işçilik, montaj maliyetleri ne kadar gibi. Tüm böyle detayları gördüğünüz bir uygulama örneğiydi bu. Çeşitli işte parça bilgilerini girerek ürün ağacı yapısı gibi düşündüğümüzde ürünün altında listelenen komponentler içerisinde erişerek seçimini yaptığınızda direkt olarak bu uygulamanın içinde maliyet bilgilerine erişebiliyorsunuz. Böyle bir uygulamayı da Winchill'in içinde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar farklı seçeneklerimiz. Yani şöyle toparlayacak olursak custom uygulamalar geliştirebiliyoruz dedik. Navigate uygulamalarını customize edebiliyoruz dedik. Ya da işte Navigate View ve Contribute olmak üzere hazır olarak gelen bu uygulamaları kullanıp Winchill'deki verilere erişebiliyor ya da değişiklik yönetimi süreçlerimize dahil olabiliyoruz dedik. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Daha doğrusu hatırlatmak istiyorum. Daha önceki bir NPM'lik webinarında göstermiştik bu uygulamayı ama oradaki bir detaya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Yani yine hem PLM hem ERP entegrasyonunu içerdiği ve IoT uygulaması olduğu için bir tekrar etmek istiyorum burayı da. Neler yapılabileceği ile ilgili tekrar fikir vermesi açısından.
Burada ThingWorx'te geliştirilen ve globalde kullanılan uygulama örneklerimiz vardı hatırlarsanız. Şurada bu Polaris Snowmobile'in üretildiği fabrikalara ilişkin birçok parametrenin yer aldığı, birçok farklı ekranın yer aldığı uygulamamız vardı. Yani bölgesel bazda başlayıp fabrikalar, üretim hatları, işte bu hatların altındaki makineler gibi istenilen detayda görüntülemeler yaptığımız ekranlardı bunlar. Bunun içerisinde hat görünümü içerisinde işte çalışılan iş emirlerinin listelendiği bir ekranda, daha doğrusu ürün listesinin listelendiği bir ekranımız vardı ve burada da bu ürün listesinde bir seçim yaptıkça alttaki komponent listesinin güncellendiğini görüyoruz. Pardon. Bu listede aslında hem PLM'den aldığımız verilerle bize bu ürünü üretmek için kaç adet gerektiğini gösteren bir liste var. Pardon. Hem bize ürünü üretmemiz için gereken adet miktarını gösteriyor ve aynı listede bu komponentten bizim stoğumuzda kaç adet bulunduğunu gösteriyor. Yani ERP stok yönetimi sisteminden aldığı verileri listelediği bir sütun var bu tablonun içinde. Aynı zamanda da PLM sisteminden gelen işte ürün ID'si, parça bilgileri ve bize bu parçayı, ürünü üretmek için kaç adet bu komponentten gerektiğinin bilgisini aynı listede görüyoruz. Eğer stoğumuzdaki miktar eksik ise bunun da işaretlendiğini görüyoruz burada. Eğer yeterli miktarda yok ise komponentten ve baktığınız zaman bunun detayına ilgili tedarikçiye bununla ilgili otomatik olarak sipariş açıldığı bilgisini de veriyor bize. Bunu da tekrar bahsedeyim istedim. Hani IoT tarafında PLM ve ERP entegrasyonu nasıl konumlandırılıyor tekrar hatırlatmak için. Bir diğer kullanım alanı da dijital çalışma talimatlarıydı. Onları da anlatmıştık daha önce hatırlayacağınız gibi. İşte bir parçanın üretimiyle ilgili aşamalar nelerdir? Hangi parçaların kullanılması gerekiyor? Hangi aletlerin kullanılması gerekiyor? Ve ne gibi işlemlerin yapılması gerekiyor? Talimatların yer aldığı proses planları Winchill'den NPM link üzerinden çekip sağdaki operatörlerin ekranlarına yansıtabiliyoruz demiştik. Bu şekilde toparlamış olalım. Kusura bakmayın, başlangıçta bir sesle ilgili sıkıntımız oldu. Biraz geç başlamış gibi olduk. Sabrınız için teşekkür ederim. Zamanınız için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa onları alabilirim şu anda.